Tamam mı? Herkese Yaşayan Salonu'ndan merhaba. Bir ses aldım ama evet, ben galiba yayındayım. Herkese tekrar herkese merhaba. Herkese Yaşayan Salonu'ndan merhaba. Bir saniye, benim bir sorunum var, kusura bakmayın. Ses aldım ama evet, ben galiba yayındayım. Herkese tekrar herkese merhaba. Herkese Yaşayan Salonu'ndan merhaba. Bir saniye, benim bir sorunum var, kusura bakmayın. Evet, ben galiba yayındayım. Bir saniye, benim bir sorunum var. Evet, çözdüğümü umuyorum. Sanırım iki pencerede birden açıktı yayınım. Yani bir taraftan StreamYard'dan, bir taraftan YouTube'dan. O yüzden iki yerden de kendi sesimi aldığım için girerken bir sorun oldu. Umarım tekrarlamaz.
tekrar merhaba diyeyim bu sorundan dolayı. Özür diliyorum. Aslında YSEAN salonu hayat normal devam etseydi, pandemi olmasaydı YSEAN salonunun çok daha önceden konuk edeceği, konu ve konuk edeceği bir programla karşınızdayız. Bugün Hakan Aytekin'in yönetmenliğinde, Özcan Geçer ve Hakan Aytekin'in ortak yapımcılığında gerçekleştirilen, hayata geçirilen enstantane ya da an belgeselini konuşacağız. Ama sadece belgeseli konuşmayacağız tabii ki. Belgeselin konu edindiği Mardin İdil yöresinden bir fotoğraftan yola çıkarak esasen Türkiye'li Süryanilerin Türkiye'de ne diyelim yaşayamamaları, kalamamaları, yurtlarını terk etmek zorunda kalmaları ve bunun insan hayatında hem yaşadıkları yer olan Mardin İdil'de hem de kendi hayatlarında ne tür izler bıraktığı, ne tür yaralar açtığını konuşacağız. Özcan Geçer ve Hakan Aytekin konuklarımız olacak. Ama önce filmin bir fragmanını izleyelim. Ondan sonra sohbetimize yavaş yavaş başlayalım. Unutmuştum. Demek ki benim kaderime yazılmış, o zaman yalnız kalacağım. Orada yaşamamız zordu. Bir yandan da böyle baktım arkamda evimiz. Arkama bakıyorum, ne annem var ne babam. Göçün son tanecikleri kalmıştı yani. Ben toprağımdayım. Gerçek hayattayım. Resim çeken insanı ben çok merak ediyorum her zaman. O resmi kim çekti? Değerli Hakan Aytekin ve Özcan Geçer, hoş geldiniz yayınımıza. İkiniz de buradasınız, sesleriniz de açık. Tamam, ikinizi de aldık. Bir sorun yok. Bir ufak sürprizimiz olacak bir süre sonra. Belgeselde konuşan, belgeselin konularından biri olan, fotoğraftaki kişilerden biri olan Ferit Sağ da Almanya'dan yayınımıza katılacak. O da esasen şu an bizi izliyor. Sanırım da dünyanın dört bir tarafında, aslında en azından Avrupa'nın farklı yerlerinde izleniyor olmalıyız. Özcan Geçer ve Hakan Aytekin daha önce de birlikte belgesel çalışmasını imza attılar. Verimli bir birliktelikleri var diyebiliriz herhalde. Belgeselin de hikayesini dinleyeceğiz ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Hakan hocama özellikle. Yani bu fotoğrafın hikayesiyle başlayalım. Fotoğraf nasıl geçti elinize, size nasıl ulaştı ve oradan bir belgesel fikrine doğru nasıl gittiniz? Şu anda ekranda fotoğrafın kendisini de görüyorsunuz. Bütün belgesel aslında bu fotoğrafta yer alan kişilerin hayat hikayesi etrafında dönüyor. Buyurun. Aslında hayat dediğimiz şey çok büyük olaylardan oluşmuyor. Çok sıradan şeylerden oluşuyor. Ama bazen çok o sıradan şeyler hiç de sıradan olmayan sonuçlar üretiyor. O yüzden biraz bakmak değil, görmek gerekiyor. Bu çalışmada öyle bakmanın değil, görmenin esas olduğu bir çalışma olarak özetlenebilir. Tabii ki tek bir fotoğraf üzerinden hareket ettiğimizi söylersem eksik bir bilgi olacak. Çünkü ben çok uzun yıllardır Süryani kültürü üzerine çalışıyorum. 2001 yılında Türkiye'de yaşayan Süryanileri anlatan genel bir film yapmıştım, Işık Sesini Arıyor diye. Orada Süryanilerin Anadolu'daki varlığını ve izleri sürülebilen kültürü genel hatlarıyla anlatmaya çalışmıştım. Sonra aradan 6 yıl geçtikten sonra Yarına Bir Harf diye bir belgesel daha gerçekleştirdim. O Süryani kültüründe önemli bir yeri dolduran Süryani dili üzerineydi.
Ve üçüncü bir filmi de sürekli çekme isteği duyuyordum. Çünkü bir kültürü genel hatlarıyla anlattım. Özelde dili anlattım. Ama bu kültürün sahipleri, uygulayıcıları, yaratıcıları ne yazık ki doğdukları coğrafyadan çok uzaklarda yaşamak zorundalar. Diasporadalar. Büyük bir kısmı diasporada. Hep bir de diaspora filmi yapmak istiyordum. Acaba Süryaniler kültürlerini yurt dışında ne denli sürdürebiliyorlar? Böylece bir üçlemeyi tamamlamak istiyordum ama bir türlü de nasıl bir film yapacağımı kestiremiyordum. Çünkü hadi diaspora filmi yapayım deyince yapılmıyor. Bir olanağın çıkması lazım, bir fikrin sizi yakalaması lazım. O fikirde bir gece yarısı karşıma çıktı. Facebook'ta paylaşılan bir fotoğraf bu filmin çıkış noktasını oluşturdu. Almanya'da yaşayan Ferit Sağ bir fotoğraf paylaşmıştı ve gece saat 11 civarındaydı. Ben fotoğrafı görür görmez birden ya ben bu fotoğrafın filmini yapmalıyım duygusuna kapıldım. Çünkü çok mutlu, çoluk, çocuk, kadın, erkek karışık bir 18 kişi vardı ve muhtemelen yani Ferit paylaştığına göre bu kişiler Süryanilerin olduğu bir fotoğrafı ifade ediyordu. Gecenin o saatinde Ferit'e ulaştım. Ferit dedim bu fotoğraf çok hoşuma gitti. Bunlar Süryani mi dedim. Evet abi dedi. Tanıyor musun? Hepsi arkadaşlarım, akrabalarım dedi. Görüşüyor musun dedim. Bazılarıyla görüşüyorum dedi. Peki dedim ben bunun filmini yapacağım da eğer varsan bu işe girişeceğim dedim. Ferit çok şaşırdı. Abi dedi hani böyle bir şey istiyorsan tabii ki ben destek olurum falan dedi. Ve ben 10 gece 18 diye bir başlık atarak bir kâşeye, dökümana filmi yapmaya start vermiş oldum. Çünkü 18 kişi vardı. Sonra tabii 18 o an konulmuş bir attı. Sonra bir fotoğraf anını merkeze alıp o andan sonrasını o insanların deneyimleri üzerinden anlatacağım için an sözcüğü, enstantane sözcüğü çok daha cazip hale geldi ve o hayatın içinde o dondurulmuş andan sonra yaşanan milyonlarca, milyarlarca an vardı ve bu insanlar artık bu coğrafyada değillerdi. Bu coğrafyada kalan iki kişi vardı, 16 kişi Almanya ve İsviçre'de yaşıyordu. Acaba geçmişin o anını bu insanlar nasıl hatırlıyorlar? Bugünün anları ile geçmişin o anını konuşmaya kalksak, acaba Süryani diasporasını, göçün bir yüzünü böylece temsil edebilir miyiz diye düşündük ve film bu maceranın sonucu ortaya çıktı. İzlerken beni böyle mütereddit bırakan bir duyguyla başladım esasen. Çünkü tam da anlattığınız gibi çok da güzel ifade ettiniz. Yani gidenlerin, burada kalanların da evet ama fotoğraf etrafında düşündükleri ve sonrası daha ziyade konu ediliyordu. Ben hani Türkiye'li bir Ermeni olarak bu tip konularda herhalde belli yaralara sahip olmaktan kaynaklı daha fazla şeyi istediğimi fark ettim başlarda. Yani neden gitti bu insanlar? Sorusunun cevabını daha çok duymak istedim. Bunlar var. Aldığım notlar var mesela. Yani din dersinin zorunlu hale gelmesi mesela 12 Eylül'den. Sonra dayak olayları var. Savaşın kendisi var 1990'lı yıllarda bölgede. Düşük yoğunluklu savaş denilen o zaman durumun Süryanilerin üzerinde yarattığı baskı var. Bunlar söyleniyor. Ama siz daha sonra benim daha çok içime sinen filmin sonunda da bu güzel bir film, güzel bir belgesel duygusunu bana yerleştiren bir şekilde bunların yerine bugün o insanların o ana dair ne hissettiklerini, o anın etrafındaki duygularını incelemişsiniz. Ve bu da çok insancıl, acıyı da dışlamayan ama insanı öne çıkaran her haliyle, her şekliyle bir durum yaratmış. Özcan, burada senin herhalde aracılığın, senin tanışıklığın, Hakan hocamın da var tabii ki pek çok Süryani dostu ama senin belki de bu duyguları içeriden biliyor olman da önemli bir rol oynamıştır diye düşünüyorum. Yani bu proje aslında daha evrensel bir mantıkla
aslında üretilmeye çalışıldı ve bu evrensel mantık da bu anlamda hem Hakan Hoca'nın hem benim tarafımda aslında bir içeriden bakış ve tırnak işaretinde dışarıdan bakış gibi iki bakışın aslında birleştiği bir noktada meydana geldi. Bu yüzden de bunu çok anlamlı gördük. Yani gerçekten ben de bir Süryani olarak zaman zaman kendim bir Süryani olduğum için olaylara bakışımda benim dışarıdan görmediğim bazı noktalarda Hakan Hoca'nın oradaki yönlendirmesiyle, Hakan Hoca'nın bazı görmediği noktaları benim görüp yönlendirmeye çalışmamla ortaya çıkan bir proje oldu. Gerçekten bu projeler kolay değil, çok zor projeler. Hele ki birazdan da süreç içerisinde aktaracağız. Yani 3 ülke, 10 küsür şehirden müteşekkil bir yapı oluştu. Peki bu 18 kişiye gerçekten ulaşmak kolay oldu mu? Aralarında bağlar var mı? Yoksa hani böyle hiç şu an kimsenin ulaşamayacağı insanların olma ihtimali de yüksek gibi geliyor bana. Birbiriyle bağı kopmuş insanlar olabilirdi. Yani aslında belki de bu fotoğrafın en önemli özelliklerinden biri tekrardan aslında 30 yıl önceden çekilen bir an ve daha sonra tekrardan bu kişileri bir araya getiren, birleştiren bir yine kaynak, bir belge oldu. Biz tabii önceden o fotoğrafın içinde yer alan ve Facebook'ta bu fotoğrafı paylaşan Ferit Sağ arkadaşımıza danıştık. Yani burada kimleri tanıyor, kimleri hatırlıyor, kimlerle bağı var. O birkaç isim verdi. Kendisi birkaç isimle görüşmeye başladı ve şunu fark ettik. İdil'desiniz. İdil'den sonra Avrupa'ya gidiyorsunuz ama Avrupa'da aynı şehirde kalamıyorsunuz çünkü bir takım iş anlamındaki iş olanakları, eğitim olanakları sizi başka yerlere savuruyor. O savurma da tabii ki zaman içerisinde, hayat kavgası içerisinde dostluklarınızı, köklerinizle ilgili olarak bir takım eski dostlarınızı uzak kalmanıza neden oluyor. Ve biz tek tek böyle bir hani örgü gibi önce birine ulaşıp sonra diğerine ulaşmak, sonra başkasına ulaşmak gibi böyle bir adım adım kademe kademe ilerledik. Ve en sonunda bu 18 ismin 18'ine de ulaştık. Hepsi sağlığı yerindeydi, yaşıyorlardı. Ve bu 18'inde yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız. 15'ini ikna edebildik. Biri geri kalan üçünden biri rahatsızdı. Diğer ikisi de bir takım o belki azınlık refleksinin getirdiği kaygılar. Yani 30 yıl sonra biri getiriyor fotoğrafınızı, bakın şimdi biz bir fotoğraftan bir belgesel film yapacağız dediğin zaman tabii hangi sorular içerisinde, hangi gitgeller arasında olduklarını bilmediğimiz bir sahipten ötürü yani belki kapılarına gidip işte Lugano'da gidip kapılarını neredeyse serenat yapacağım şekilde mücadele vererek konuşamadığım durumlar da oldu. Yine de aslında 18'de iki çok kabul edilebilir bir şey gibi, noksan gibi görünüyor. Hakikaten önemli bir iş yapmışsınız. Çok kolay bir iş olmadığını düşünüyorum. Hem ulaşmak hem insanları konuşmaya ikna etmek belki. Hem de bu çekimleri bu kadar ustaca gerçekleştirebilmek. Peki o duygulara biraz girersek. Hakan Hocam, bildiğim kadarıyla sizin yani Süryanilik, Hristiyanlık falan gibi geçmişinizde, ailenizde bir şey yok. Bilmiyorum tabii ama yani o ne tür duygular olduğunu düşünüyorsunuz? Yani insanlarda genelde ne gördünüz? Nasıl yansımış hem o an hem de ondan sonra yaşananlar ve aslında o fotoğrafın artık neredeyse tarihi bir fotoğraf olması. Bir daha bir araya gelmenin neredeyse filmin de zaten bir yerinde var. Neredeyse imkansız gibi görülüyor olması. Ne tür duygulara sebep olmuş insanlarda? Neresinden başlayayım? Bu kadar güzel anlattın ve sordun ki. Şimdi ben bir kere Süryani değilim. Hristiyan da değilim. Bu süreç içinde de ne Süryani oldum ne Hristiyan oldum. O anlamda buna da bazen böyle sataşma düzeyinde takılanlar oluyor ya da merak ediyorlar ya da bu adamın ne işi var. Ya ben vicdan sahibiyim, ben insanım. Benim için insanların kimliklerinden önce onların insan olma halleri var. Benim Süryanilerle yüzleşmeme neden olan da bir insani bir durumdu. Çıkış noktam oydu. Türkiye'den yurt dışına göçmüş ve artık Hollanda'da yaşayan İsa Bakır'ın Türkiye'ye, TRT'ye yolladığı bir istek mektubuyla tanıdım ben Süryanileri.
dünyanın değişik yerlerine dağılan akrabaları için Orhan Gencebay'dan hasret rüzgarını çalmalarını istiyordu. Rüzgarını çalmalarını. O mektup benim elime geçti ve ben kimdir bu Süryaniler deyip peşine takıldım ve işte yaklaşık 1992-2021 yani 30 yıllık bir macera. Ve bu süre içinde tabii ben Süryani kültürü konusunda epey bir vakıf oldum. Bu bağlamda o kültürü tanıdım. Hani dışarıdan bakıyorum demin Özcan'ın söylediği gibi dışarıdan bakmak çok tehlikeli, onu ötekileştirirsiniz. İçeriden bakmak aynı ölçüde tehlikeli, şövenleşirsiniz. Bunun ikisinin arasında bir yerde durduğunuzda da insansınız. Yani vicdanınız eğer ayaktaysa bu değerlendirmeyi çok daha doğru, kalıcı yapıyorsunuz. Bunu yapabildiğimizi düşünüyorum ve süreç içinde tabii ki ben çok az da olsa Süryanilerden destek gördüm. Çünkü zaten bir avuç insan ve bu insan topluluğunun arasında özellikle kültürel konulara duyarlılık gösteren insan sayısı çok daha az. Zayıf bir entelijansiya ve onların arasında da işte sana seni inandığı için destekleyecek, yakın duracak insan sayısı az. O anlamda işte özellikle Özcan gibi arkadaşlarımın varlığı benim Süryanileri anlamamı kolaylaştırıyor. Onların da beni kabul etmesini kolaylaştırıyor. Çünkü derdimiz bir olguyu tarihsel derinliği içinde çarpıtmadan, o insanları nesne haline getirmeden, onları özne olarak görerek, onların kendi dünyasını kendi dilleriyle dile getirmelerine aracılık etmeye çalışmak. Bu tabii çok kolay olmuyor. Yani bir güven sorunu var, ikna sorunu var. Bunu yaptığında karşılığını nasıl alacağına ilişkin bilinmezlikler var. Ben hani İsa Bakır'la başladık biz bu macerayı ama İsa Bakır'a ulaşıp da İsa Bakır'ın bize tekrar cevap yazması bir de yıllarımızı aldı. Ama bu tabii ki birbirini tanımayan insanlar ve kültürler arasında bu kaynaşamama hali doğal. Orada işte benim bir yanımın akademisyen olması, vicdan kısmı, insan kısmı beni bu konuda hep ayakta tuttu, zinde tuttu ve ben öğrenmek, aktarmak istedim. Başlangıç yıllarında Süryaniler çok mesafeliydi ve çok hani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir yandan o azınlık psikolojisinin getirdiği bir uzak durma refleksi var. Bir yandan da ama kendilerinin anlatılma olasılığı bile insanları bir mutlu ediyor. Ve ilk filmi yaptıktan sonra ben hani özellikle ilk önce yurt dışındaki Süryanilerin ilgisini çektim. Ve orada şöyle bir özetleyebileceğim bir tepki oluştu. Bize niye anlattın? Şimdi bu tabii çok hani kolay kurulacak bir cümle değil. Aynı zamanda bir sorumluluk da yüklüyor size. Hani havaya girebilirsiniz ama bir yandan da o yükün altında kalacaksınız. Dolayısıyla giderek o kültürü daha yakından görmek, daha yakın ilişkiler, onların size kendilerini açması, yani karşılıklı bir agrette olma haliyle gerçekten belli bir yol kat edildi. Bizim filmimiz, demin sormuştun Özcan da bir miktar söyledi, 18 kişi bir fotoğrafta bir araya gelebileceği bir dünya var ve bu kendiliğinden gelişen bir dünya. Çünkü doğal olanı, gerçek olanı o. Ama siz o fotoğrafın üzerinden 30 yıl geçtikten sonra o fotoğraftakilerin bir araya gelmesinin imkansız olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. Bu sayede, bu çalışma sayesinde çok uzun yıllardır birbirini görmemiş, duymamış insanlar bile bu film aracılığıyla tekrar birbirini bilir, birbiriyle konuşur hale geldi. Yani garip bir organik yapı oluştu. Ben filmi seyrederken tabii ben de duygulanarak izledim. Epey duygulandığım anlar oldu. Yazın annem sizin Kınalıada'daki gösteriminizi izlemişti. O da çok duygulandığını söylemişti. Onun da selamını ileteyim. Yayın evinden bir arkadaşla konuştuk. O da bazı yerlerinde gözlerinden yaş geldiğini söyledi. Yani bu duygulara yol açıyor film.
Ve gerçekten de maalesef şöyle bir durum var. Süryaniler Türkiye'de nedense Lozan azınlıkları denilen Ermeniler, Rumlar, Yahudilerin yanında sayılmıyor. Sayılmadılar. Yani Cumhuriyet rejiminin bir sorunu daha eksik kılma şeyi mi, Süryanilerin o dönemki sessizliği mi, o dönemde kentli bir nüfusa sahip olmamalarından dolayı mı, başka tür ezilmişliklerden dolayı mı bilmiyorum ama bir türlü esasen, yani Türkiye'de Ermeniler var, Ermenilerle ilgili meseleler öyle veya böyle konuşuluyor. Rumların konuşuluyor, Yahudiler başka bir durum konuşuluyor. Ama Süryaniler sanki nedense bütün bu gruplar içinde, başka gruplar da var elbette, sesleri en az çıkan, kendilerini en az ifade eden ve ifade etmek konusunda zorluğu ve özlemi olan bir grup gibi geliyor bana. Film bu anlamda da değerli. Özcan'a soracağım. Yani bu kadar kenarda kalmış. Yani azınlık olmak çok zor Türkiye'de ama neredeyse azınlığın da azınlığı olarak kalmış bir grup olarak görüyorum Süryanileri. Halbuki bütün o azınlık gruplarının yaşadığı her şeyi belki de misliyle de yaşamış bir topluluk. Ama kendini ifade etmek konusunda hem sesi kesiliyor ama herhalde kendilerinin de bu anlamda pratiği doğal olarak biraz zayıf kalmış oluyor. Bu da herhalde bir sıkışma yaratıyor. Yani baktığımız zaman topluma bu kadar bir antik dönemden bu yana işte Mezopotamya'dan gelen büyük bir kültürden bahsediyoruz. Ama hep Süryani toplumu işte döneminde Persler, Romalılar arasında hep sınır bölgelerinde o coğrafyada bir çatışma, sanki hep biz bir çatışma içinde olmuşuz gibi. Yani hani bu sonuçta 80'li yıllar içinde de aslında baktığınız zaman günümüze çekiyoruz. Yine aynı şekilde. Yani hep bir arada kalmıştık ve biraz daha böyle hep hani Süryani toplumunu mazlum ve makul bir algıyla değerlendirirler. Böyle gerçekten Süryani toplumunda çok böyle saldırgan olmama gibi yapısal olarak ya da bir şekilde hakkını da alma noktasında bu kadar çok direngen olmama çerçevesinde tabii ki bir algı var. Bir de Süryani toplumu da yine Osmanlı İmparatorluğu dönemine geldiğimiz zaman hep periferde kalmış. Yani dışarıda kalmış. Yani bakıyorsunuz bizim patriklik merkezimiz yok. İşte iletişim kuran yine Ermeni patrikhanesi aracılığıyla taleplerimizi iletebildiğimiz bir süreçte ve hep bir şekilde sözlü kültürle devam etmişiz. Yani sizinki gibi diyelim ki Ermeni toplumundaki bu okullarla kurumsal yapı olarak devam eden süreci biz bu anlamda bu başarıyla götüremedik toplum olarak. Bunu gözlemleyebiliyorum. Yani tiyatrosuyla vesaire kurumlarıyla olan bu hareketliliği gerçekleştiremedik. Bunun etkisi var. Yoksa gerçekten şimdi baktığınız zaman Süryani kültürüyle ilgili üniversitelerde, uluslararası çapta çalışmalar, araştırmalar bu konuyla ilgili çok ciddi etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Biraz daha dediğim gibi sözel olma ve bizim de bu sözlü kültürü taşıma noktasında bence, yani geçmişten aldığımız mirası taşıma noktasındaki bir kopukluk, süreklilik eksikliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sesin geliyor. Özür dilerim, evet, sesimi kendim kapatıp kendim açıyorum. Fazladan gürültü olmasın diye unutuyorum bazen. Şunu sormak istiyorum. Yani Süryaniler hepimizin bildiği bir şiddet tarihinin sonucu olarak esasen Türkiye'den ayrılmak durumunda ve zorunda kaldılar. Kimse yaşadığı yeri, yurdunu çok böyle isteyerek gönül ferahlığıyla terk etmiyor. Gidenler de gittikleri yerde zor şartlar altında çalışarak, didinerek bir hayat kuruyorlar. Ve bu da herhalde geri dönüşü, Türkiye'nin durumu da çok iç açıcı olmadığı için biraz da imkansız hale getiriyor. Aileler kuruluyor, yuvalar kuruluyor. Orada artık yeni bir yurt ediniliyor. Zaten filmde de bu vurgulanıyor. Orada yaşayan insanlar herhalde iyi kötü birer hayat kurmayı başarmışlar. Belki geri dönmeyi de düşünmüyorlar ama orada olmakla burada olmak arasında ne tür duygular gördün? Yani geri dönme isteği var mı? Yoksa evet güzeldi, bizim yurdumuzdur ama biz burada artık hayatımızı burada devam edeceğiz fikri çok baskın mı? Hakan abiyle mi, bana mı sormuştunuz? Sana sordum. Senle devam edelim dedik. Tamam. Yani şöyle şunu görüyoruz. Yani Süryani toplumun özelliklerinden bir tanesi çalışkan olması. Gerçekten her zaman çalışkan bir toplumdur. Ve entegrasyon noktasında da şu an uluslararası bazda baktığınız zaman
bu yurt dışına gittikleri ve vatandaşı oldukları ülkelerde gerçekten uyum noktasında en başarılı olmuş halklardan biri. Ve orada da gördüğümüz ölçekte herkes gitmiş ve gerçekten bir yuvasını kurmuş, bir işinde ve bu işte bir süreklilik arz ediyor. Fabrika çalışmaları var ya da kendi özel açtıkları mekanlar var. Bu mekanlarda kendilerini idame ettiriyorlar. Çocukları zaten aynı şekilde ülkenin şartları çerçevesindeki iyi okullarda ve eşit şartlarda okuyorlar. Hatta tabii imrenecek düzeyde bir İsveç'te bir iki öğrenci bile Süryanice öğrenmek istediği zaman okul o öğrencilere kendi ana dilinde belli bir saatte tabii olmak kaydıyla öğrenme hakkını veriyor, bir sosyal hakkı, insan hakları olarak. Ve biz tabii bunları gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Gönül isterdi ki tabii ki her dil kendi coğrafyasında beslenir. Yani bu coğrafyada bunu görelim ama en azından buradaki bu toplu göçüş, bir tür kavimler göçü gibi olan göçten sonra orada da en azından bu kültürel kodları yarına taşıma noktasında bu bahsettiğimiz kurumsal kimlikleri bir şekilde kurmaya çalışıyorlar. İşte dernekler vasıtasıyla ama okullar vasıtasıyla. Kiliselerin yine bir takım dernek faaliyetleri devam ediyor ve bu çerçevede gidiyorlar. Hakan hocam, sayıları tam hatırlamıyorum. Siz düzeltin ama yanılmıyorsam 7 kişi, 18 kişiden Almanya'da 7 kişi, İsviçre'de mi demiştik? Almanya'da 7, Almanya'da 9, İsviçre'de 7. İsviçre'de 7. 2 kişi de Türkiye'de. Yani madeni dilde yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla bir gidenler var, bir kalanlar var. Filmde kalanların da aslında burada kalmak, aslında memleketlerine, topraklarına, kültürlerine sahip çıkmak anlamında gururlu olsalar da gidenlerle birlikte ne kadar eksildiklerini de görüyoruz aslında. Ne kadar kırgın olduklarını da görüyoruz sanırım. Evet, ne yazık ki öyle. Çünkü bu fotoğraf insanların bir arada hayatı ürettikleri bir dönemi ifade ediyor. Bir arada oldukları, beraber üretim yaptıkları, beraber ibadet ettikleri, eğlendikleri, kavga ettikleri, küstükleri, barıştıkları, her şeyi birlikte yaptıkları bir dünyayı ifade ediyor. Ama bugün dönüp baktıklarında o fotoğrafın içindeki sadece iki kişinin Türkiye'de kalmış olması ve bunlardan da sadece bir kişinin İdil'de kalmış olması gerçekten acı verici. Çünkü 1960'lı yıllarda çoğunluğun Müslüman olduğu, hatta özür dilerim, Hristiyan olduğu, hatta Müslümanların neredeyse olmadığı bir coğrafyadan söz ediyoruz. Bugün orada kalan sadece 24 kişi var. Biz filme başladığımızda 23 kişiydi. Bir kişi daha doğunca 24 kişiye ulaştı. Düşünün ki fotoğraftaki insan sayısı kadar kalmışlar neredeyse. Ve bunların arasında da organik olarak bir bağ yok. Yani işte telefonla arada bir görüşmek dışında ya da akrabası kalan bir iki kişinin İdil'e gelip gitmesi dışında çok da yan yana geldikleri söylenemez. Bu çok da tercih edilir bir durum olmaktan da çıkmış. Çünkü insanı bence toprağa bağlayan şey evdir. Ev kavramı çok toparlayıcı, çok kendine çekici ve barındırıcı bir şeydir. Eğer bir yerde eviniz yoksa orası artık sizin değildir. Bu anlamda dönüp gelenlere baktığınızda ya da İdil'e fırsat bulup gelenlere baktığınızda hala İdil'de evi olanlar, evi kalanlar gidip geliyor. O anlamda burada kalanlar tabii ki hep gitmiş olanların gidişine tanıklık etmiş kişiler. Yani çünkü bunlar gitmemişler. Bunlar hala evdeler ama diğerleri evin dışına düşmüşler. O makro anlamda baktığınızda. Dışarıdaki çocuklar da bu tarafa doğru baktıklarında orada evlerinin olmadığını görüyorlar. Onlar da hani sanki evden kovulmuş veya evden kaçmış duygusu içindeler. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiklerinde bile İdil sadece uğranan bir mekan olmanın ötesine geçemiyor. Belki işte daha çok Mardin Midyat'taki önemli
ibadet merkezlerine uğramak dışında çok fazla cazibesi olan bir yer yok. Çünkü hani gidip burada ne yapacak? Geldiğinde kaldığı zaman alışa geldiği yaşam biciminin herhangi bir izine ulaşması mümkün değil. Kendini çok daha yabancı hissediyor. O bağlamda burayla ilişki giderek serinlemiş. Burada duranların burada durmalarını kendilerine haklı gösterebilmek veya meşru kılmak için de tabii ki sadece gidenlere biraz özlem ama özlem kadar da biraz da gittiler işte duygusuyla hareket ettikleri söylenebilir. Her iki tarafında bakışının bu anlamda çok insani çünkü ayakta kalmanın zemini olduğunu düşünüyorum. Böyle. Ama şimoteke kalmış. Pek iz kalmamış ama şimoteke kalmış. Çok güzeldi. Güzel bir simgeydi. Arapça anlamı ne tam bilmiyorum ama küçük bir kayanın üzerinde bildiğimiz bizim çocuk park şehirdeki diyelim çocuk parklarındaki küçük kaydırakların bir kayayla belki yüzlerce yıldır aynı amaçla kullanılan çocukların eğlendiği bir kaya hala 30, 40, 50 yaşlarına gelmiş insanlara çok şey ifade ediyordu ve gerçekten de çok şey anlatıyordu. Filmi nasıl izleyeceğimizi soranlar olmuş. Ona ben cevap vereceğim. Çünkü belki de aslında istisnai bir durum yaptık. Film şu anda herhangi bir açık ortamda izlenebilir durumda değil. Festivalleri belki muhtemelen gezecek daha. Biz YSEAN salonunun internet sitesini açtığımızda etkinliğe de karar verdiğimizde hem Hakan Aytekin hem Özcan Geçer sağ olsunlar filmi 3 gün YSEAN sitesinden sağlanabilecek bir link ve şifreyle izleme iznini bize verdiler. Dolayısıyla film hala YSEAN salonundaki etkinliğin sayfasına gittiğinizde tıklayacağınız linkte ve orada verilen şifreyle izlenebilir durumda. Bu gece yarısına kadar da bu etkinlikten sonra da izleyebilirsiniz. Dolayısıyla burada konuştuğumuz şeyleri kendiniz gözlerinizle görmüş ve takdir etmiş olursunuz. Bunun için de tekrar sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok kıymetliydi. Ben de o sayede izlemiş oldum. Onun için de teşekkür ediyorum. Şimdi Uraz'dan bize teknik olarak destek veren her yayınımızda sağ olsun arkamızda duran Uraz Kaspar'dan o sürprizi Ferit Sağ'ı rica edelim. Bizi bağlarsa, ekrana verirse, evet şu an sessiz ama abi diye isim geliyor ama bilmiyorum bir yandan da Ferit Sağ'ın yaşını. Almanya'da kendisi filmin başrollerinden biri. Yani filmin 18 başrolü var gibi. Ama tabii bazı insanlar biraz daha kendilerini daha da güzel de ifade ediyorlar. Benim takdirim bu. Herkes tabii ki güzel ifade ediyor ama Ferit Sağ'da gerçekten yaşadıklarını, duygularını çok güzel ifade ediyor filmde. Ama buradan bir saniye Ferit Bey'e sormadan önce bir fotoğrafı tekrar görelim Uraz, bir zahmet. Ve Ferit Sağ'ın fotoğrafta nerede olduğunu da anlat, söylesin bize. Ferit abi neredesin sen bu fotoğrafta? Ben şu havai gömleği giyen şahısım. Hangisi? Sağ taraftaki. Evet. Sarı gömleğin arkadaşın üstüne böyle eğilmiş bir şekilde olan. Uzun saçlı. Ha tamam evet. Renkli gömlek. Aynen. Eğilmiş gömlemiş gibi. Tamam aynen, güzel. Aynen. Dolayısıyla şimdiki halinde evet fazla yaşlanmamış gördüğümüz üzere. Siz ne düşünüyorsunuz filmle ilgili ve filmde aslında anlatılan mesele yurdundan kopmuş olmak ve başka bir yerde, yabancı bir ülkede yeniden bir hayat kurmuş olmak sizin için ne ifade ediyor? Çok büyük bir soru biliyorum ama. Tabii ki ilk önce sizlerin arasında bulunman gerçekten mutlu etti beni. Bu film sayesinde de çok değerli arkadaşlar tanıdık zaman içerisinde. İşte sizlerin düzenlediği oturumlar gibi. Filme gelecek olursak tabii ki Süryani tarihini araştırdığımızda, geri dönüp baktığımızda bu tür filmlerin hemen hemen hiç yapılmadığına şahit olabiliyoruz. Hani Hakan abinin Yarına Bir Harf filminden başlasak. Onun için böyle bir filmde yer edinmek ya da yer almak
İlk önceleri bunun farkında olmuyor insan haliyle. Ama işte film bittikten sonra gösterimler olduğu zaman, gösterimlerden sonra halktan gelen tepkiler, arkadaşlardan gelen tepkiler bir şekilde seni mutlu kılıyor haliyle. Hani böyle çok önemli bir kültürel miras belgesel filmi diyebileceğimiz bir filmde yer almak. Haliyle bizler, hani ben kendi adıma konuşursam, ben 86 senesinin Ekim ayında ben İdil'den ayrılmıştım, Hazak'tan ayrılmıştım. Tabii ki Avrupa'da, Avrupa'ya yerleştikten sonra 2 sene sonra tekrar İdil'e yaz tatilim için geçirmek için geri dönmüştüm. O zaman zaten köyde babam duruyordu, annem duruyordu. Bir de filmde oynayan Afife ablam duruyordu. Ve zaten o resim de bu şekilde, ya da o fotoğraf diyelim. Nükhet Evleri arkadaşımız resim deyince kızıyor haklı yerde. Fotoğraf. O fotoğrafın çekilmesi gerçekleşti. Ve tabii ki fotoğrafı da işte seneler sonra, bir artık hesaplarsak 89 senesinden 90, bir 30 sene sonra fotoğrafı bir şekilde sosyal sayfa diyeceğimiz Facebook duvarımda paylaştım. O fotoğraf sizde var mıydı zaten? Yani sonradan fotoğraf... Yok yok, hayır, o fotoğraf her zaman yanımdaydı. O fotoğrafı fotoğrafı çeken ya da çekmesine sebep olan, şu an ortada oturan mor renkli etek mi? Üstü siyah giyinen bayan Edibe. Kucağında kız şey yapıyor, kucaklıyor. Evet. Evet, onun sayesinde fotoğraf elime geçmişti. Kendisi de fotoğrafta gördüğünüz gibi, kendisi de İsviçre'den Hazak'a yazlık izini geçirmeye gelmişti. Ve tabii ki herkes de Hazak, hani Hazak bir Mardin ya da İstanbul değil. Herkes birbirini tanıyor zaten. Hani hepimiz aynı mahallenin içinde büyümüşüz. Kim tanıyoruz? Annesi kim tanıyoruz? Abisi kim tanıyoruz? İşte Edibel'in orada görüştük. İsviçre'den de başka bir tane bayan arkadaşımız vardı fotoğrafta olan, Gülten. Ondan sonra fotoğrafı çektiler. Edibe İsviçre'ye geri döndü. Ben de tabii ki iznim bittikten sonra tekrar Almanya'ya geri döndüm. Ve Edibe bana fotoğrafı posta yoluyla gönderdi. Ve ben o fotoğrafı her zaman abimin bir köşesinde sakladım. Ta ki işte Hakan abinin de bahsettiği gibi o gün gelene dek. Ondan sonra işte Hakan abi aradı, sordu, araştırdı. Bir yönetmenin, bir BGS'cinin yaptığı klasik hareketler gibi, işte kim nedir, kimlerle kalıyor, kimlerle görüşüyorsun. Az önce de dediğim gibi, hani zaten ben fotoğrafta olanların hepsini tanıyorum. Hatta iddia etmeyeyim, belki biraz abartılı olacak ama Hazak'ın %99'unu tanıyorum ben, hani ister küçük ister büyük olsun. Onun için bu arkadaşlara ulaşmam pek, ilk etapta pek zorlanmadık yani açıkçası. Hepsinin telefon numarasını, işte adreslerini, nerede yaşadıklarını falan araştırdık, bulduk. Ondan sonra zaten devrede arkadaşımız Özcan girdi. Sağ olsun, o da yükümüzü hafifletmek amacıyla kendileriyle işte ilişkiye girdi. Herkesten konuştu. Ve işte serüven de bir şekilde Hakan abinin şeyiyle beraber, takımıyla beraber, timiyle beraber, kendilerini havalandan almamla beraber Frankfurt'tan. Oradan yola koyulduk. İşte Almanya, İsviçre, böyle bir sevgi yolculuğumuz oldu hep beraber. Şunu da merak ettim, yani küçük bir soru ama bir ufak bir ayrıntı. Süryani diasporası dediğimizde bizim aklımıza genelde İsveç gelir. Ama filmde hiç İsveç yok. Yani fotoğrafta hiç İsveç'e yerleşmiş, oraya göç etmiş olan yok. İdil'den oraya göç olmamasıyla mı ilgili? Yani o ilginç geldi bana. Evet, doğrudur. Ama eğer ki işin gerçeğine bakacak olursak, şu anda hani iddialı olacak belki ama bence İdillerin, Hazakların yaşadığı en yoğun bölge ya da en yoğun devlet İsveç. Norrköping bizim de gösterimin yaptığımız bir şehir. Ama maalesef işte hani
İsveç'e gidenler de hep böyle hani bizim jenerasyonumuzun üstünde oldukları için onlardan geri kimseler kalmamıştı. Hani onlar bizlerden bir 15-20 sene önce göçmüşlerdi zaten İsveç'e. Ki fotoğraf çekildiği zaman zaten Hazak'ta kalanların nüfusu o zamanlar da azdı yani. Hani belki fotoğrafta olmayan atıyorum ama 4-5 tane genç eksik. Yoksa hemen hepimiz fotoğrafın içinde zaten yer arıyorduk. Onun için İsveç'te kimsenin olmaması tabii ki enteresan. Ama işte biraz da zaten farkına varmıştır herkes. Fotoğrafta bir bayağı var. Kardeş, abi, abla, kardeş. Ki çünkü zaten işte Gülten geldiği zaman İsviçre'den, İdil'de, Hazak'ta iki tane kardeşi var sarı gömlekli olan. Bir de şu an öbürü nerede? Bir de şey başında kafasında kepi olan, beyaz kepli. Onlar zaten İdil'de Gülten'in kardeşleri. İşte ben gittiğim zaman ablam Afife vardı, uzun saçlı ortada. Onun için hani İsveç'ten kimsenin olmaması tabii ki gerçekten şaşırtıcı bir şey ama nedense böyle oldu ki az önce de soru sormuştum. Ben unutmadan o detaya da geçmek istiyorum. Şimitoke demiştim. Şimitoke'nin anlamı biz zaten herkes de biliyor. Hazaklıların hani Arapça dediğimiz ama gerçi Arapça olmayan Hazakça diye adlandırabileceğimiz bizim bir kendimize ait bir lehçemiz var. Biz o lehçeyi konuşuyoruz ki sen de bunlara zaten vakıfsın. Süryani köyleri arasında belki de Arapça konuşan bizleriz, Hazaklarız yani. Bir de işte birkaç köy Kürtçe konuşuyor. Yoksa genelinde hepsi Süryanice konuşur. Şimitoke'nin anlamı Arapça'da şumuttu. Şumuttu demek yani kaydım. Şumut, kaydı. Tunuşmut, kayacağız. Oradan kaynaklanıyor. Hani mesela filmde de ya da evet filmde de gösterildi. İdil'deki futbol sahası var. Hani benim de orada değindiğim işte oynarken affedersiniz içinden hayvanların geçtiği, köpeklerin, eşeklerin geçtiği. Oranın ismi de Magale. Magale'nin anlamı hani herhangi bir şey değil. Magale demek hani çok affedersiniz hayvanların böyle kendilerini yere serptikleri, uzandıkları hani birisi yere yattığı zaman işte rahatına baktığı zaman diyoruz ki itmaghal. İtmaghal fil magale. Hani o isim de oradan gelme. Hani Hazaklılar bazı şeylere isim taktıkları zaman arkasında illaki bir anlamı, bir manası vardır. Şimitoke de öyle bir şey. Şunu sormak istiyorum. Yanılmıyorsam sizdiniz bu filmde asma köklerini götüren, o da filmin tepe noktalarından biri. Yani İdil'den oradaki oranın asma yaprağının altında belki gölgelenmek, oranın üzümünü belki yemek gayesiyle asma götürdüğünüzü ve evet büyüdüğünü, yeşerdiğini ama aynı meyveyi vermediğini söylüyorsunuz. Göç de genelde çocuklar için oluyor. Yani çocuklar özgür bir ortamda büyüsünler, çocuklar bazı haksızlıklara uğramasınlar diye ve gerçekten de öyle bir ortamda yaşıyorsunuz. Kültürünüzü rahat rahat yaşadığınız bir yerdesiniz. Ama kültürünüz adına, kültürünüzün devamlılığı adına çocuklar daha sonraki kuşaklar için diasporada olmak ne ifade ediyor? Çünkü onun da kendine göre zorlukları var. Orada yaşayan bir insan olarak siz bu konuda ne düşünürsünüz? Tabii ki Hakan abim de değinmişti zaten. Hatta bizim de İsveç'te buna yönelik birkaç kere televizyon programlarımız da oldu. Hani şu anda Avrupa'da belki Süryanice dili Tur Abdin'de bizim bölgemizde konuşulduğundan daha çok konuşuluyor, daha çok öğretiliyor. Daha çok halk arasında rehber görüyor diyebilirim yani. Ama işte neticesinde hani dil her zaman toprağıyla yaşar. Hani biz burada tabii ki olağanüstü imkanlara sahibiz. İşte zaten bazıları da arada bir atar yapıyor. Ya siz gittiniz, kurtuldunuz, ne güzel rahat içinde yatıyorsunuz işte falan gibisinden. Ama dönüp baktığımızda bugünkü İdil'de durumlar da pek farklı değil. Hani eskiden atıyorum ama İdil'de durumu, maddi durumları çok kötü olanlar bugün bizden daha iyi yaşar bir durumdalar. Daha iyi yaşayabilecek bir konumdalar. Ama haliyle burada
bir kültürü, bir ya da örf ve adetlerimizi devam ettirtmek her ne kadar dışarıdan imkanları gördüğümüz zaman kolay gözükse de bu biraz kaldığınız bölgeye bağlı. Şu an Özcan'ın dediği gibi hani İsveç'te gittiğimiz film gösterimleri yaptığımız bölgelerde Süryani nüfusunun 150 bin, 200 binlerde olduğunu gördük. Ama işte Almanya'da da Avrupa'nın birçok şehrinde de çok hani birçok Süryani'nin atıyorum işte 20 bin kişilik bir kasabada tek aile olduğunu da görebiliyoruz. Hani ben şahsen mesela kaldığım bölgede benim ailemden başka Süryani yok. Onun için hani benim örf ve adetlerimi ya da kültürümü çocuklarıma aşılayabilmem, geçirebilmem, o hissiyatı verebilmem yani kısıtlıdır yani. Çok kısıtlıdır. Her ne kadar ben evde kendileriyle Hazak Arapçası konuşsam da, anneleri Süryanice konuşsa da bir şekilde okula gittikleri zaman, okuldan döndükleri zaman tekrar Almanca'ya konuşmaya başlıyorlar. Onlar filmle ilgili ne hissettiler, izlediler mi? Evet, o da biraz benim ayıbım olsun. Hakan abi her zaman söyledi, oğlum sen çok film izledin ama bir kere de hanımını izletirtmedin falan. Ama çok sağ olsunlar ikisi de, Hakan abi de Özcan da bana filmi eşime, çocuklara göstermek için imkan sundular. O imkan doğrultusunda hepimiz eve kurulduk, oturduk, filmi izledik. Ve gerçekten de çocuklar da çok etkilendiler ufak olmalarına rağmen. Aa baba sen böyleydin, aa burası senin köyün mü, sen orada mı doğdun? Hatta geçen araçtan dolaştığımızda oğlum bana sormaya başladı, baba sen İdi'de hangi oyunları oynuyordun? Ne imkanlarınız vardı? Tabii ki bu çocuklarının nasıl yetiştirmize de bakar bu işler. Eğer ki çocuğa geldiğin yerleri, toprağını, kültürünü, adetlerini anlatırsan illaki köşesinden, ucundan, bir yerlerinden bir şey alacaktır yani. Bizler de onu yapmaya çalışıyoruz mümkün mürtebe yani. Filmin sorularından biri de bu fotoğrafın bugün tekrar yaratılıp yaratılamayacağıydı. Yani herkese sorulmuş. O dil de çok güzel. Yani aynı soruyu farklı kişilerin, aynı soruya farklı kişilerin verdiği cevapları arka arkaya görmek gerçekten çok etkileyici oluyor. İlk tepki şu oluyordu. Herkesin gözü bir parlıyor fikre. Çok hoşlarına gidiyor. Ama günlük hayat, belki Avrupa'da çalışma şartları daha da disiplinli olduğu için türlü zorluklar var. İşte herkesin tatili denk gelir mi vesaire gibi. Ama fikir bence de çok çarpıcı. O kadar da imkansız da gelmiyor. Sizdeki cevvallik de oldukça, yani şu ekipteki, Ferit sağdaki de sanki bir gün uzun vadeli bir plan yapıp bir tatil zamanında hep beraber yine köyünüzde, memleketinizde bir araya gelebilirmişsiniz gibi geliyor bana. Ve belki de onun da bir belgeseli çekilebilir. Neden olmasın? Evet, kesinlikle katılıyorum. Hani ben şahsen zaten bilmiyorum, yapı olarak her şeye böyle pozitif bakan bir insanım. Hani olmasa da olmaya çalıştırırım ya da yapmaya çalışırım. Ki etkinliklerde de elimden geldiğince her yerde bulunmaya çalıştım. Çünkü hani gerçekten dönüp baktığımızda çok güzel işler yaptığımızı görebiliyoruz. Onun için Hakan abide de zaten bu tür şeyler bitmez. O bizleri şu an izlerken bile kafasından bir sürü planlar geçiriyordur, düşünüyordur. Bunu nasıl yaparım, bundan nasıl hikaye çıkarabilirim diye. Ama sizin dediğiniz gibi ben bunu gerçekten imkansız görmüyorum. Hani hatta başka bir oturumdaydı, bir arkadaş anlatmıştı. Filmin dediği bir sahnesinde işte havaalanı falan gözüküyor, elinde bavul valizler. Aha tamam dedik, işte şimdi geldiler falan gibisinden. Maalesef olmadı hani, yoksa öyle bir sahne olmuş olsa gerçekten anlatılmayacak duygular içinde kalır insan. Öyle düşünüyorum ama imkansız değil. İmkansız değil, yeter ki isteyelim. Hani Hakan hocam siz ne diyorsunuz buna? Tabii ki o fotoğrafın içinde olanlar tekrar öyle bir fotoğrafı çektirmek isterler. Ama bunun imkansız olduğunu benden daha çok onlar biliyorlar. Aslında filmin özeti o soruda yatıyor. Yani tekrar bu fotoğrafı çekmek isterler mi? Evet, isterler. Mümkün mü? Mümkün değil. Aslında filmin özeti o sahne. Bu bağlamda o insanları bizim bir araya getirebilmemiz için önce kültürel olarak o insanların bir arada olması gerekiyor ki bir mekansal birliktelik olacak ki
bu fotoğraf çekilebilsin. Bu filmin anlattığı başka bir unsur da şu sevgili Robert. Bu fotoğraf insanların bir arada yaşadığı, fotoğrafların bile toplu çekildiği günlerin, dönemlerin hikayesi. Ama bugün bu insanlar göç etmemiş olsalardı dahi 18'inin bir araya İdil'de yaşasalar bile bir araya gelme şansları yoktu. Çünkü insanların artık yalnızlaştığı, bireyleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Fotoğraflar bile artık birlikte çekilmiyor. Selfie çağındayız. O anlamda filmin finali aslında biraz bunu anlatıyor. Yani izlemeyenlere birazcık belki spoiler vermiş olduğumu izleyecek olan arkadaşlar kusura bakmasın. Ama artık toplu fotoğraf değil, bireysel fotoğrafların çağındayız. Ben bunu özellikle o arkadaşların gözündeki ışıltıyı görebilmek adına bu soruyu sordum. Mümkün mü sorusunda da o düş kırıklığını, hani o gözdeki ferin sönme halini göreceğimizi düşünerek o soruları sordum. Yanılmadım da ama filmin içinde de bunu göstermek ve seyirciyle de bu duyguyu paylaşmak gerektiğine inandığım için o hani filmde kendine yer buldu diyelim. Yani elbette bir fotoğrafı tekrar canlandırmak, tekrar aynı fotoğraf çekilemiyor. Yani biz bir nehirde iki kez aynı suda yıkanılmayacağı gibi imkansız. Ama biraz şöyle diyeceğim, Türkiye'de azınlık olmak, gayrimüslim olmak biraz imkansızı imkanlı kırmaktan geçtiği için ben yine de bir hayal olarak o fotoğraftaki herkesin mümkünse, tabii mümkün kılınabilirse bir araya geldiği, köylerinde toplandıkları ve bunun etrafında belki de bir şenlik havasında günler hayal ediyorum. Bu belki hem gidenleri tekrar topraklarına bağlamak, hem bir direnç noktası oluşturmak orada, tam da o noktada. Hem de belki çocuklara, sonraki kuşaklara, bugün artık Avrupalı olarak yetişen genç kuşaklara da annelerinin, babalarının memleketiyle bağ kurmak anlamında bu filmin ve bu fotoğrafın bir fırsat sağlayabileceğini hayal ediyorum. Bence bunun için çalışmaya değer. Özcan, sana sorayım. Filmin bundan sonraki hikayesi nasıl olacak? Epey oldu aslında. Pandemi girdi araya. Ondan kaynaklı zorluklar da oluyordur tahmin ediyorum. Ama bundan sonra filmle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve bundan sonraki ortak projeleriniz var mı? Öncelikle filmin süreci 2,5 yıl. Çok önemli bir zaman dilimi takdir ederseniz. Bu süreç bittikten sonrasında da bu pandeminin arkasında bir tabii ki kriz oluştu. Yani bir 2,5 yıl sonra bir emeğiniz var, bir eser var ama onu kitlelerle buluşturamıyorsunuz. Bir süre tabii biz de bir yalpaladık. Hatta bir gala hazırlamıştık. Bu galayı da iptal etmek durumunda kaldık. Arkasından da tabii festivallerle başlayalım dedik. Bu festivallere filmi göndermeye başladık. Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Haziran'da başlayan bir maraton. Ankara Uluslararası Film Festivali, Antakya Uluslararası Film Festivali, yurt dışında daha küçük çaplı Londra, Roma'da belgesel film festivallerinde gösterim oldu. En sonunda Ocak ayında bizim için de anlamlı, ayrıca anlamlı olarak gördüğümüz Uluslararası Barcelona Film Festivali'nde en iyi hikaye, en iyi ses tasarımı ve en iyi yabancı dilde belgesel filmde aday gösterildi. Buradaki önemli ne? Biz programın başında şunu ifade etmiştik. Evrensel bir tema olarak bunu yapmak istedik. Sadece bir Süryani filmi olarak değil. Yani buradaki motifi kaldırın, Süryani'yi kaldırın, Ermeni'yi koyun, Rum'u koyun, işte Almancı'yı koyun vesaire. Yani her türlü kendi toprağından uzaklara gitmiş, o özlemi yaşayan herkesin kendi hatıralarını, hayallerini tetikleyecek, onları gıdıklayacak, bir şeyleri harekete geçirecek bir film olması temasıydı. Bu festivallerin akabinde de açıkçası bizim için çok değerli bir durum oldu. O da yaz döneminde bu pandemi koşullarının hafif gevşemeye başladığı anda da bir strateji kurduk. Dedik ki kozmopolit bir yer, hem de pandemik olarak daha temiz bir alan olarak adalarda bu süreci götürmek istedik. Senin de bahsettiğin gibi programın başında ve sağ olsun Karagözyan Yetimhanesi'nin yetkilileri
bize kapılarını açtılar. Dediler ki eğer gerekli izinler, tabii biliyorsunuz bunlar izinler çerçevesinde yapılıyor. İlgili izinler alındığı sürece biz size bilabedel açığız dediler. Kapılarımız açık ve gala aslında beklemediğimiz şekilde, umduğumuz ama beklemediğimiz bir şekilde gerçekten çok o dönemin şartlarında büyük bir ilgi gördü ve 300 misafirimiz 150 kişilik pandemik koşullardaki düzenle 150 misafirimizi bir gün, diğer 150 misafirimizi ikinci gün aldık ve bu bize gerçekten çok önemli bir moral verdi. İlk defa tabii biz yurt dışında göstermiştik ama Türkiye'de bu gösterimi yapmamıştık. Hemen ertesinde de dedi ki madem bu kadar büyük ilgi var, telefonlar geliyor, bizim niye haberimiz olmadı vesaire. Biz dedik ki o zaman bir üçlü daha yapalım. Burgazada, Büyükada ve en son Heybeliada çok anlamlı. O da yine göçü çok yoğun bir şekilde yaşamış. Rum toplumu içinde anlamlı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun dev bahçesinde. İlgili de izinleri yine aldık ve biz Cuma günü 13-12 Eylül'de Burgazada da yaptık programımızı ama aynı gün gecesinde bütün etkinliklerin Türkiye çapında iptali haberi gelmişti. Bizim için çok bir yıkıcı bir durumdu çünkü uzun zamandır uğraştığımız bir konu, tekrar bir engele takılıyoruz derken biliyorsunuz 1-2 saat sonrasında pazartesi itibariyle bu yasakların başladığı haberi bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir bu kadar emekten sonra gelişme oldu ve biz Büyükada'dan sonra en son finalimizi Heybeliada'da yaptık ve Heybeliada'da bence bu film için olabilecek en güzel günlerden biriydi. Hava kötü, insanlar adaya nasıl gelecek, nasıl döneceğiz kaygıları var ve ertesi gün 14 Eylül'de de yasak başlıyor. Yani olabildiğince had safhada olan bir kaygının olduğu dönemde biz 260 misafirimizi orada ağırladık ve yani hani biz dedik ki herhalde Türkiye'deki en son büyük etkinlik bizim etkinliğimizde diye düşündük ve dostlarımız, sevenler, ilgi duyanlar sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar bizi ve o süreci de biz en azından fiziksel olarak böyle geçirdik. Akabinde de fotoğraf kulüpleri, ilgili üniversiteler, işte göç araştırma merkezi olan üniversitelerde, işte Bilgi Üniversitesi olsun, Bahçeşehir Üniversitesi olsun, Özyeğin, yine Maltepe Üniversitesi'nin salonda özel bir gösterim oldu sağ olsunlar. Hocamızın okulu. Orada da önemli bir etkinliğimiz oldu ve biz şu anda da yaptığımız gibi aslında bu krizden bir fırsat çıkardık ve mekandan, işte Ferit sağ arkadaşımızın da şu an bizle aramızda olduğu gibi mekandan bağımsız olarak olabildiğince bu mesajımızı yaymaya çalıştık. Sonuçta bu filmi yapmanın anlamı ne idi? Yani kapalı, kendi kendimize yaptığımız bir şey değil. Yani bu mesajı iletmek. Yani bahsettiğin gibi bu filmi seyredenler Süryaniler böyleymiş, şöyle yaşamışlar değil. Ya ben memleketimde uzaktayım, acaba çocuğumu götürmüş müydüm, götürmemiş miydim? Çocuğuma şu hikayeleri anlatmış mıydım diye sormaları ki bu filmden sonra bizim görüştüğümüz karakterlerden bazıları çocuklarını aldılar ve tekrar oraya geldiler. O Şemitöke'de kaydılar ve ekip, kıymetli ekibimiz vardı tabii ki, bu sadece bizim yaptığımız bir şey değildi. Onlar gidip her defasında onları çektiler. Yani aslında film kendi içinde arka planda devam ediyor. Belki bu bahsettiğin hayal ileride olabilirse o da onun üzerine eklemlenir. Bu sözlü tarih çalışmasıydı bir tür ve bu sözlü tarih çalışmasında şunu gördük. Saatlerce yayın yapıyorsunuz. Yani burada sadece bir saat var. 60 dakika, 15 kişiye bölseniz görüntülerle beraber bile 4 dakika diye konuşuyoruz. Umarım ileride bu çalışmaların transkripsiyonu yapılır. Yani bu konuyla ilgilenen akademisyenler ve ilgililere açılabilecek belki bir kitap projesi, neden olmasın ve bunun yan ürünlerini tabii ki biz üretmek istiyoruz. Çünkü yapılan şeylerin muhakkak paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Ancak böyle ilerleyebiliriz. Yani bu sadece bir Süryaninin, Ermeninin, Rum'un hikayesi ya da bir Türk'ün hikayesi değil. Yani ortalama olarak hepimizin bu kültürel coğrafyadaki kaynaklarımızı çoğaltmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ağzına sağlık Özcan. Ben de hani artık biraz toparlama noktasına geliyoruz. Bir saati aştık. Ama birkaç sorumuz olacak. Onları almadan önce şunu söylemek istiyorum. Yani çok insancıl ve aynen amaçladığınız gibi evrensel bir belgesel yaptığınızı, öyle bir film yaptığınızı düşünüyorum. Yani bir halkın yaşadıklarından aslında 18 kişinin bir fotoğraftan yola çıkıp bir coğrafyada acıyı, kaybı ama onların üzerine de yeniden hayatın inşa edilebileceğini göstermiş oldunuz.
Kayıplarla birlikte elbette. Benim elimde yetki olsa, umarım yani benim elimde olmaz muhtemelen de, böyle bir fikre sahip olabilecek birilerinin elinde yetki olur Türkiye'de. Bu filmi lise müfredatlarında, lise sınıflarında izlemek ve izletmenin çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu filmden çıkarılması gereken sonuçları herkesin çıkarabileceğine inanıyorum ve çocukların da, gençlerin, liseli gençlerin, ortaokullu gençlerin, çocukların bu filmin mesajını çok iyi algılayabileceğini ve bu ve benzeri etkinliklerle, bu tip filmlerle, sanat eserleriyle de nesillerin aslında bugün olduğundan çok daha farklı şekilde yetişmelerine katkıda bulunacağını düşünüyorum. O anlamda da ellerinize, emeklerinize sağlık gerçekten diyeyim. Ben çok konuştum biraz, kusuruma da bakmayın. Şimdi soruları ekrana alacağız. Zaten kime hitaben olduğu da sanırım şey oluyor. Ferit Bey'e bir soru var mesela. Okuyayım mı ben? Ferit Bey, fotoğrafı paylaşırkenki duygularınız neydi? Sadece özlem mi? Yoksa bir şekilde tekrar bir araya gelebilme umudunu da taşıyarak mı paylaştınız Facebook'ta? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum sayan bayan, soran bayana, Pelin Hanım'a. Gerçekten hani o günkü duygularımdan bahsedersek, bir araya gelmekten çok hasret, özlem ağır bastığından. Zaten bir şekilde de hani hepimiz insanız, bir et ve kemikteniz yani, hani etkileniyor insan. İşte eski albümleri açıp karıştırdığınızda karşınızda çocukluğunuz çıkıyor, hatıralarınız çıkıyor, geride bıraktığınız bin bir hatıra çıkıyor. Hani bunları es geçmek imkansız. Zaten ben de bu konuda biraz duygusal olduğum için böyle paylaşımlarım oluyor arada bir Facebook'ta. O gün de böyle bir gündü. Ama tabii ki biraz da maalesef gerçekçi olmamız gerekiyor. Hani Hakan abinin söylediği gibi tekrar böyle bir fotoğrafı çekmek imkansız değil. Hani imkansız olduğunu sanmıyorum. Ama denk getirmek çok zor. Denk getirmek çok zor. İşte herkes bir şekilde kendisiyle, çocuklarıyla, ailesiyle uğraşıyor. Ama tekrar soruya dönecek olursak, duygusal anlamda paylaşmıştım ben o fotoğrafı o gün. Evet. Yine Pelin Hanım'ın bir sorusu. Hakan Bey'e soruyor. Başka kimliklerle ilgili projeniz olacak mı önümüzdeki yıllarda? Yani ben bütün kimliklere eşit mesafedeyim. O anlamda tabii ki olur. Keşke yapabilsem, keşke bu fırsatları bulsam. Bir yandan da şöyle bir durum var. Aslında belgesel sinema alanı biraz ne yazık ki kenarda kalmış bir alan ve bir şey yapmaya kalktığınızda çok başlı ejderhalarla uğraşıyorsunuz. Yendikçe o ejderhaları yenileri karşınıza çıkıyor ama bir yandan da biriktirmiş oluyorsunuz. Benimki de öyle gelişti. Yaklaşık işte 1999'da ben Süryanileri ilk defa bir belgeselimin içinde parça olarak kullanmıştım. Sonra hani bütün bütüne Süryaniler üzerine bir film yap, peşinden bir film daha yap, kitap yap, bir sürü gösteri, söyleşi, sonra bir film daha yap filan derken alanda siz uzmanlaşmış oluyorsunuz. Yapmak istemeseniz de bu birikim sizi o konulara tekrar daha yakın kılıyor ve fırsatları daha kolay elde edebiliyorsunuz. Ya da işte başka herhangi birinin eline bu fotoğraf geçseydi belki bundan daha güzel bir film yapabilirdi, bilmiyorum, ama bu kadar, bizim kadar kolay o ilişkileri kuramazdı, biriktiremezdi çünkü o ilişki ağını. Bu bağlamda ben tabii Süryaniler üzerinde epeyce bir bilgi ve ilişki biriktirdiğim için daha çok Süryanilerle gidiyor ama bu ülkede aslında o kadar güzel, o kadar böyle kenarda kalmış kültürler var ki ve çoğu kayboldu gitti. Ben hani Süryaniler diyoruz. Mesela Süryanilerin içinde Siirt'te bir Süryanice lehçesini kullanan sadece 4 kişinin kaldığı
bir küçücük grup var. Eğer bu bilgilerim de hani doğru kaldıysa, o insanlardan vefat eden olmadıysa, onlar üzerine bir film yapmak isterim. Ya da o setler üzerine, malakanlar üzerine. Ya bırakın, bu ülkede hani çoğunluk Türklerden söz ediliyor. Ben kendim Afşar Türkmeniyim. Memlekette Afşar Türkmeni kalmadı. Yani ben kendi kültürel kimliğimin bile izlerini bulma şansına sahip değilim. Ben çok isterim bir Toroslar'da göçerlerden kalan o kültürün izlerini çekmeyi. O anlamda tematik olarak herhangi bir yere fikse olmuş değilim. İnsanı anlatabileceğim, kültürel sürekliliği anlatabileceğim her konu benim için son derece kıymetli. Teşekkürler hocam. Bir soru gelmişti az önce, ekrana yansıdı. Silva Özyerli'nin Amida'nın Sofrası kitabı belgesel film olabilir mi diye. Ona ben cevap vereyim. Silva'nın da sanırım yayında onun da bir yorumunu Uraz ekrana vermişti. Yani teorik olarak her kitap belgesel olur. Silva Hanım'ın yemekleri, Diyarbakır yemeklerini aile tarihiyle, aile hikayeleriyle birlikte harmanlayarak anlattığı o güzel kitaptan da elbette nice malzemeler çıkabilir. Buna benzer çok sayıda kitap var. Yemek kitabı olsun, anı kitabı olsun. Türkiye'li azınlık toplumlarının diyeyim, gayrimüslim topluluklarının yaşadıklarını anlatmaları, yazmaları, belgesellerle, başka yollarla her zaman çok kıymetli. Evet, büyük kayıplar var. Evet, tarih geri döndürülemez bir şekilde bazı şeyleri yok etmiş durumda. Ama hayat devam ediyor ve bugün ve yarın nasıl olacağımızı da nihayetinde yapıp ettiklerimiz belirliyor. Dolayısıyla bunlar çözülmüş meseleler değil. Nüfus olarak çok azalmış bile olsak, bu ülkenin vatandaşları, yurttaşları olarak daha eşit, daha özgür, daha demokratik bir toplumda yaşama hayalini pek çok insanla birlikte hepimiz paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür çalışmalar bizimler için her zaman çok kıymetli diyeyim. Son olarak da ben artık sözü toparlayayım. Bunu özellikle içimden geliyor. Filminiz bana bunu hissettirdiği için ve buradaki sohbet bana bunu hissettirdiği için. Özellikle Süryani halkına, kadim Süryani halkına, her nerede yaşadılarsa ve bugün yaşıyorlarsa, bu olsun Mardin olsun, İdil olsun, Mardin'in çevresindeki başka yöreler olsun, Mezopotamya coğrafyası olsun, Avrupa olsun, İsveç, İsviçre, Almanya veya Amerika, onlara ve onlar nezdinde de yerlerinden, özür dilerim, yurtlarından edilmiş bütün halklara selam olsun. Onların daha iyi koşullar altında yaşayabilecekleri, hep beraber daha iyi koşullar altında yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünyayı umarım görürüz. Ama görürüz görmeyiz onu bilmiyorum, ama bir şekilde bunun için mücadele etmek bizi hayatta tutan meselelerden biri diyeyim. Tekrar çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Almanya'dan da yayınımıza katıldığı için, Ferit Sağ ve bizi mutlu ettiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım şahsen de tanışma fırsatımız olur. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Var olun bizi misafir ettiğiniz için. Kesik olmayın. Çok görüşmek çok teşekkür ederim. Silva Hanım'ın kitabını film olarak düşünebilirim ama tek bir koşulum var. Önce o yemekleri bana yedireceksiniz. İyi yerim. Evet. Silva Hanım'ın buna hiçbir itirazı olacağını sanmıyorum. Sizi demek ki bir yan yana getirmek gerekiyor. Ben vegan olduğum için o yemeklerin pek çoğunu yiyemiyorum. ama size afiyet olsun şimdiden. Diyeyim ve herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.